Selamun aleyküm ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ev ehtâ'nâ. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kemâ hamaltehu alellezîne min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين امين والحمد لله رب العالمين مناظرتن kaldığımız yer esas metinde kaldığımız yerden devam ediyorum. Soru Yahudilerle ve Nasraniler, Hristiyanlarıyla dost olmaktan Kur'an bizi nehyediyor, sen nasıl onlarla dost olursun diyordu. Bunun gerekçesi olarak değişik açıklamalar, değişik açılardan açıklamalar yaptı. Ve en son olarak da zamanı saadette, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemde bütün zihinler noktayı dine çevrilmişti. Onun için bir Hristiyan, Yahudi ya da bir müşrikle dost olmak, din açısından onlara, inanç açısından onlara yakın olmak veya onların inançlarıyla bir problemi olmamak anlamına geliyordu. Şimdi ise dedi, insanlar diye alemdeki bir değişik bir inkılab-ı medeni var ve bu inkılabın özü dünyevidir dedi. Yani dinlerine sadık olduklarından da zaten Hristiyanlıklarını empoze etmek için bizimle ilişki kuruyor değiller, dünyevi menfaatlerini sağlamak için bizimle ilişki kuruyorlar demişti. Biz bunun bir başka sonradan Yeni Said döneminde yazılmış olan bir mektupta detaylı açıklamasını ve o günün şartlarına göre değişen durumun bir analizini okumuş idik. Kaldığımız yer şuydu ve her saadet-i dünyeviyenin esası olan asayişi muhafazadır. Şimdiki insanların en çok dikkatini çeken noktalardan birisi dünyevi menfaatleri sağlamak dedi. Onun ne demeye geldiğini tartıştık. Nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tartıştık. Bu mektubu ilgili, sonradan yazmış olan ilgili mektubu, burayla, bu metinle ilgili mektubu okurken ve şurada kaldık. Yani insanlar asayiş istiyorlar. Asayiş olsun istiyorlar. Şimdiki medeniyette kavga olmasın, kargaşa olmasın, toplum hayatında huzur olsun istiyorlar. İşte bu dostluk kat'iyen nehy-i Kur'an'ı da dahil değildir dedi. Yani dünyevi maksatlı olan dostluklar Kur'an'ın nehyettiği Hristiyanlarla, Yahudilerle dost olmayın emri şimdiki şartlarda dünyevi merkezli olduğu için Hristiyanlık ve Yahudilik dininin icaplarıyla Müslümanlarla ilişki kurup onlara Yahudiliği ve Hristiyanlığı empoze etmek amacını gütmediği için dedi. Kur'an'ın nehyine dahil değildir. Bunun çok değişik analizlerini yaptı. Konuyu hem kafamızda bir tazeledik hem de sonucuna ulaştırdık. Verilen cevap dahilinde.
Yeni bir soru geliyor. Devamı. Şimdiye kadarki yapılan argümanların devamı sorular bunlar. Bir kısım Jön Türk der. Demeyiniz Hristiyanlara hey kafir. Zira ehli kitaptırlar. Neden kafir olana kafir demeyeceğiz? Yerinde bir soru. Tekrar ben yardım edemem ama Nilüfer ben yardım edemem teknik yönden ama siz bir tekrar girip çıkın sonra tekrar giren hala değilse özel olarak göndermeyin de topluma gönderin sana yardımcı olmak durumunda olanlar etsinler. Ben de bilmiyorum teknik yönlerini. Özel olarak mesaj gönderdi giremiyorum diye arkadaş ona cevap verdim. Cevap da ne diyor? Hristiyan'a kafir demeyin diyor Jön Türkler. Neden kafir olana kafir demeyeceğiz? Cevap, kör adama hey kör demediğiniz gibi. Çünkü eziyettir. Yani adam kör, yalan değil. Ama kör adama kör denmez. Hey kör denmez. Çünkü bu eziyettir. Onun şahsiyetine, kişiliğine bir hakaret ima eder. Aşağılayıcıdır. Eziyette nehi var? Yani Resulullah'tan nakledilen bir söz var. Men ezâzim miyyen diye naklediyor. İlâ ahir zimmiye eziyet etmeyeceğiz. Bu bağlamda zimmiye eziyet etmemek şuradaki soru dahilinde ona hakaret amiz, aşağılayıcı kelimelerle muhatap olmamak demek. Ama bu hadisin kapsamı çok daha geniş. Bir Hristiyan ya da bir zimmi ya İslam toplumunda, İslam'ın gereklerine göre yönetilen bir toplumda İslam'a inanmayan ve fakat o toplum içinde bulunmayı tercih eden kişilere şu veya bu nedenle, belki zaten oradaydı, belki oraya geldi, hangi nedenle olursa olsun, orada o İslam toplumunda bulunan kişilere eza etmek ya aşağılayıcı davranışlarda bulunmak, onlara bu tabire iyi dikkat edin çünkü fıkıhta problemli bir tabir bu, ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmak. Bazı nakiller var, ne kadar sıhhatli ben de bilemiyorum, hadis uzmanı falan da değilim zaten. Ama yani sünnet olan Resulullah'ın uygulamasından anladığımıza göre, hadis nakillerinden değil, hadis nakillerinde sıhhat problemi var. Yani insanlar kendilerini haklı çıkartmak için Resulullah olsaydı böyle yapardı manasında iyi niyetlerle hadisle rivayet ettikleri söyleniyor. Hadis alimleri tarafından, ben değil bunu söyleyen, sıradan insanlar da değil, hadis kritikçileri denir onlara. Hadis kritikçileri, insanlar Resulullah olsaydı böyle yapardı diye bir şahsi kanaate sahip olunca, Resulullah böyle yaptı, yapardı şeklinde nakiller yapmaya başlıyorlar. Nilüfer, okey geldin. Buradasınız, girdiniz. İnşallah. Evet, özel olarak haberleşmiyoruz Nilüfer. Umumi konuşuyoruz her zaman. Onun için selamı özel olarak göndermem
ne karşı içimden aleyküm selam diyorum ama özel olarak kişilerle sohbet sırasında konuşamıyoruz. Konuşmak da uygun değil. Peki, zimmilerin ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmelerine Resulullah'ın sünnetinde ikinci bir uygulama görmüyoruz. Hadislerde, nakillerde bazı işte, ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesine müsaade edecek ya da fırsat verecek, haklılık verecek söylemler var. Ama dediğim gibi ben bilemiyorum. Resulullah kim ile herhangi bir gayrimüslim birisiyle ilişki kurmuş ise ve özellikle harp, savaş esirleri konusunda bırakın eşit muamele etmeyi, onlara daha çok iltifat etti. Onları aşağılamak yerine daha çok onları edecek davranışlarda bulundu. Kendisi de ilk fırsatta savaş esiri, dikkat edin, genel olarak esaretten bahsetmiyorum. Yani genel olarak esaret çok problemli bir konu. Yani anadan babadan doğma, nesil itibariyle esir olmaya falan, onları kastetmiyorum. Onlar çok problemli bir konu. Öyle bizim halledebileceğimiz, böyle bir sohbet sırasında konuşurken halledebileceğimiz bir konu falan değil. Çok ciddi bir konudur. Birçok sapmalara uğradığı kanaatindeyim ama bu benim şahsi kanaatim. İnsanlar zamanla kendi yönetimlerinin lehine, olacak uygulamalara girişmiş, bu uygulamaları da haklı çıkaracak şekilde yorumlar yapmışlar. Haklılar nereye kadar haklı, nereden sonra haklı, bunların detaylı araştırmasını yapmak benim hislerime göre veya anlayabildiğim kadarıyla çalışmalarımın neticesinde mümkün değil. Yani neresi doğru, neresi yakıştırma diyorum. Kasıtlı olarak yalan söyleme değil. Yakıştırma, bilmiyorum. Dedim ya, Nilüfer, özel konuşmaya gerek yok. Konuşulanları dinlemek birinci veya katılmak. Öyle şöyle görünüyor, şöyle yapıyor falan. Biz burada ciddi bir mesele konuşuyoruz. Karışmasın inşallah. Yani sohbet ediyoruz diye burada çay kahve kahvehanede oturduk da rastgele konuşuyor değiliz. Çok ciddi meseleler konuşuyoruz. Konuya konsantre olalım inşallah. Esaret meselesi, esirliğin İslamiyet'te kabul edildiği, uygulandığı konusundaki nakillerde veya verilen hükümlerde, değişik hükümlerde çok problemler var. Fakat savaş esirleri, şimdi onlara yeni Türkçe ile savaş tutsakları diyorlar. Bunlar hususunda Resulullah'ın genel tavrı, onları mescitte, sanki mescitte herkesin gözünün önünde İslamiyet'in en gizli sırlarının, Nilüfer Hanım lütfen özel mesaj göndermeyi bırakır mısınız? Herkesin dikkatini çekiyor, sanki bir şey var gibi. Ya, konuya konsantre olalım demiştim, lütfen. Benim de dikkatim dağılıyor, arkadaşların da dağılır mutlaka. Yani ciddi konular konuşuyoruz.
Evet. Mescitte herkesin gözünün önünde savaş tutsakları, o zamanın şartlarında savaş tutsağı hiçbir zaman, savaş esiri hiçbir zaman o yönetim biçiminin, yönetimin merkezinde en gizli meselelerin konuşulduğu yerde korunuyor, muhafaza ediyor. Sanki ağırlanıyor gibi muamele etti Resulullah. Savaş tutsaklarına bile. Özel muameleye gelince, kendisiyle olan özel ilişkisine gelince, ilk etapta onların esaretlerine son verdi. Yani hürriyet verdi. Hemen. Bunun örnekleri var. Fakat dediğim gibi biz hadis uzmanı değiliz. Hadis uzmanı olanların da bu konuda zaten kesin bir şey söylemelerinin mümkün olmadığı kaynaklardaki çelişkili rivayetlerden anlaşılıyor. Bu konuları unutacağız. Ama yani bunları şimdiki şartlarda böyle bir savaş tutsa falan söz konusu değil. Böyle meşru bir İslami bir toplum var, İslami bir yönetim var da o yönetimi ortadan kaldırmak isteyen bazı güçler ya da devletler onlara saldırıyorlar, fiziki bir saldırıya geçiyorlar da o fiziki saldırıya karşı savunmak zorunda kaldı İslam alemi de o savunma sırasında mecburen bazı kişileri esir aldı bu savaş şartlarında. Böyle bir şeyin söz konusu olmadığı bir devirde yaşıyoruz. Kafa yormaya gerek var mı bilmiyorum ama temel prensibi anlamamız lazım. Temel prensip zimmiye eza etmemek, onu ezmemek. Resulullah'ın mescitteki muamelesine dair, savaş esirlerine dair muamelesinde bırakın onlara eza etmeyi, ekstradan iltifat ediyordu. Ta ki gönülleri olsun, Müslümanların amacının mal, mülk peşinde olmadığını, dünyevi menfaatler peşinde olmadıklarını görsünler, bizzat yaşasınlar. Sünnet olan bu. Rivayetleri karıştırmıyoruz, bilmiyoruz dedik. Onun için gayrimüslimlere özel iltifat eden davranışta bulunmak sünnettir. Özel iltifat eden. Ama dikkat ediyoruz gayrimüslime özel iltifat etmek demek onun kültürünü benimsemek, onun medeniyet tarzını benimsemek demek değildir. Kişisel ilişkilerde o kişilerin dünyevi hayatlarına özellikle iltifatkar davranmak sünnet olandır diye benim anlayışım bu. Ta ki gönülleri razı olsun. İslamiyet'in ana hedefinin dünyevi menfaat sağlama aracı olarak kullanılmadığının bilincinde olsunlar. Böyle insanlar gerek maddi menfaat sağlamak, gerekse enaniyetlerini okşamak için, biz sizden üstünüz diyebilmek için bir vesile olarak, bir alet olarak dini kullanmasınlar. Bunun örnekleri Resulullah'ın hayatında var ve fakat tarihi içerisinde İslamiyet yönetimi saltanat yönetimine dönüşüp Müslüman toplumlar krallar tarafından, sultanlar tarafından yönetilmeye başlayınca sultanların kaprisleri İslamiyet'in de görünümünü çaptırdı. Bunu her zaman konuşuyoruz ve konuşacağız. Bu çarptırmayı, bu saptırmayı bilmemiz lazım. Yoksa Efendimizin sultanımız Müslümandı falan diyerek onların sultan olmadaki niyetleri kaprisleridir. Onların kaprislerini örtbas etmeye kalkmak hiçbir zaman hakperestlik değildir. Saniyen
İkinci olarak bu soruya neden kafire kafir demeyeceğiz sorusuna ikinci olarak cevap veriyor. Birincisi zimniye, yani İslam toplumunun içerisinde yaşayan gayrimüslimlere eza etme konusunda Resulullah'ın, yani onları aşağılama, onlara zarar verme, onları incitme konusunda Resulullah'ın nehi var. Uygulamasında da bunu görüyoruz zaten. İkinci olarak kafirin iki manası vardır. Birisi ve en mütebadiri dinsiz, en çok itibar göreni dinsiz ve münkir-i sani demektir kafir. Kur'an'da da öyle. Münkir-i sani yani yaratıcıyı inkar eden demektir. Yaratıcı yoktur demektir kullanımda. Şu manayla ehli kitaba ıtlak etmeye hakkımız yoktur. Yani ehli kitap yaratıcıyı inkar etmiyor. Onun için kafir dinsiz manasında. Kafir demek hak değil, doğru değil. Çünkü yaratıcıyı inkar etmiyorlar. İkincisi, peygamberimizi ve İslamiyet'i münkir demektir. İslamiyet'i kabul etmiyor demektir. Resulullah'ın peygamberliğini kabul etmiyor demektir. Şu manayla onlara itlak etmek hakkımızdır. Yani evet doğru. Peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulullah olduğunu ve İslamiyet'in Allah'ın Resulullah'a vahyederek bildirdiği bir din olduğunu, hayat tarzı, anlayış tarzı olduğunu kabul etmiyorlar. Doğru, etmiyorlar. Onlar da razıdırlar. Yani demezler ki niye bana Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamberi kabul etmeyen kişisin sen dediği zaman evet kabul etmiyorum. Etsem zaten Müslüman olurdum diye razıdırlar. Lakin örfen evvelki mananın tebadüründen, yani ilk defa İlk mana kafir deyince tamamen dinsiz, Allah'a, yaratıcıya inanmaz anlamına gelen manası örfen bir kelimeyi tahkir ve eziyet olmuştur. Adama kafir deyince hayır ben kafir değilim ben Allah'a inanıyorum der. Ve böylece o kişi için bir eziyet vesilesi olur. Evet. Buraya kadar arkadaşlarımızın bir sorusu var mı? Gerçi bir kısa paragraf daha var. Onu da okuyup sonraki soruya geçelim. Hem de daire-i itikadı, daire-i muamelata karıştırmaya mecburiyet yoktur. Kabildir o kısım Cön Türklerin muradı bu olsun. Şimdi bir kişinin, bu önemli bir prensip, bu prensibi detaylı bir şekilde konuşmak gerekiyor. Bir saniye. Okay. Şimdi daire-i itikatla daire-i muamelatı birbiriyle karıştırmaya mecbur değiliz. Yani daba kafir diyorsun. Bu dinsiz manasına, Allah'a inanmaz manasına geliyor toplumda, örfte. Gerçekten biliyor musun? Adamın neye inanıp neye inanmadığını gerçekten biliyor musun? Bu daire-i itikat bu. Sen bilmezsin. Onun, yani o kişinin Halık'ı bilir, yaratıcısı bilir. Sen bilmezsin.
bilemediğini de itiraf etmek zorundasın. Muamelata gelince önemli bir prensip dedim, dikkat etmek lazım. Muamelata gelince ilişkiler, sosyal ilişkiler, ekonomik ilişkiler, politik ilişkiler, o zaman dünyevi yöndeki görüntüsüyle ilişki kurarız. Yani adam sana gelip de hey arkadaş Hristiyanlık dinine inan demiyor. Ya ne diyor? Barış içinde yaşayalım diyor. Huzur olsun toplumda diyor. Sen kendi dinin, ben kendi dinim de devam edeyim. Yani bana karışma, ben de sana karışmayayım diyor. Veya benim şöyle bir kabiliyetim var, bu kabiliyetle sana dünyevi yönden yardımcı olabilirim. Yani inşaat yapacaksın, adam çok güzel inşaatçı. Evini ben yapabilirim. Senin de bir başka yönde kabiliyetin var. O kabiliyeti kullanmak üzere bana bir başka yönde yardımcı olabilirsin. Bu şekilde yaşarız diyor. Bunun bu muamelattaki görüntüsünde dinin, itikadın etkisi yok ise, yani insanlar evet kendi dünyalarında diyelim ki sana ev yaparken der ki adam ben Allah'a inanmıyorum, doğal olarak işte böyle ev yapıyorum der içinden, o kendisini ilgilendirir. Sen neye bakarsın? Muamelatta evi düzgün, kainatın nizamındaki olan şekilde doğru dürüst yaptı mı yapmadı mı? Sağlam yaptı mı yapmadı mı? İşi doğru dürüstlükle mi yaptı yoksa sahtekarlıkla mı yaptı diye bakarsın. Bu konuda eğer inşaat yapan usta, senin evini inşa eden usta Müslüman da olsa aynı şekilde muamele edersin. Adam Müslüman, beş vakit namazını kılıyor ama diyelim ki duvarı düzgün örmüyor. Veya evin gerekli işlerini düzgün yapmıyor diyelim, betondan ev yapıyorsa gerekli çimento miktarını ayarlamıyor, eksik yapıyor. Müslüman da olsa, gayrimüslim de olsa bu kişiyle muamelende ona itiraz etme hakkın var ya da o kişinin doğru dürüst iş yapmasını isteme hakkın var. Bunun demek ki dini inançla ilgisi yok. Dini inançla ilgisi kişinin kendisine ait. Fakat şimdi işler çok karıştığı için, yani dünyevi muamelelerin arkasında ideolojik etkileşim var. Şimdiki dünyada özellikle teknoloji alanında senin evini yapan kimse nasıl yaparsa o önemli değil. Özellikle teknoloji alanında ki gelişmelerde o teknolojiyi sana kültürünü empoze edecek şekilde gönderiliyor. İşte bu muameleye dikkat edilmesi gerektiğini bu konuyla ilgili mektubu, sonradan yazılmış olan mektubu okurken konuştuk, tartıştık. Biz dünyevi muamele yapıyoruz diye, efendim o bana diyelim ki bir teknoloji ürününü satıyor, ben de alıyorum. Yani bu dünyevi bir ilişki kuruyorum diye meseleyi basite almayacağız. Ama şuna dikkat edeceğiz. Bu kişi bana kendi inancını empoze etmeye çalışıyor diye kişi hakkında hüküm vermeyeceğiz. Bu ne demek? Daire-i itikada karışmayacağız. Fakat daire-i itikat dediği o kişinin gerçek niyeti, gerçek itikadı kendini ilgilendirir. Ama ben neye dikkat edeceğim? Kişilerle, gayrimüslimlerle kurduğum ilişkide acaba o kişinin yanlış ve kabul edilemez, bana göre kabul edilemez olan itikadi anlayışını
bu teknoloji ürünü veya herhangi bir kültür vesilesi diyelim, kültür alışverişi nedeniyle bana bunu empoze etmeye çalışıyor mu? Ona dikkat edeceğiz. Çünkü 1910'ların çok erken 1900'lerin başlarının problemleriyle 2017'nin problemi aynı değil. Dikkat edeceğim nokta burada ideolojik bir etkileşim aracı olarak kullanman meyli var mı? Nerede? Dünyevi ilişkide. Dünyevi ilişkide. Bunu bilmem açıklayabildim mi? Biraz konu o kadar basit değil. Bu daire-i itikatta, daire-i muameleti karıştırmamak lazım değil. Genel olarak konuşmak kolay. İnsanlarla ilişki kuruyorsunuz. Mesela bir yere gideceksiniz, vasıtanız yok. Bugünkü şartlarda diyelim taksi kiralamanız gerekiyor. Siz öyle düşünüyorsunuz. Gidiyorsunuz bir taksi kiralayan şirkete, ben bir araba otomobil kiralamak istiyorum diyorsunuz. Onlar da diyor ki olur, işte günü şöyle, kilometresi böyle, şartlarımız bu diyor. Kabul ederse ne diyorsun, etmiyorsan etmiyorsun. Bu burada bir yanlışlık olursa gerek Müslüman olsun, gerek gayrimüslim olsun, adam sözünü tutmuyor mesela. Diyor ki otomobil şöyle şu şartlarda çalışın diyor. Bakıyorsun halbuki otomobil o şartlarda çalışmıyor, işte bozuk. Yani diyelim herhangi bir yönüyle otomobil düzgün çalışmıyor. Bu Müslüman da olsa, gayrimüslim de olsa o muameleyi iptal etmeye neden olur. Demek ki burada bir inanç veya din farkı söz konusu değil. Ama şimdi teknoloji ürünlerinin içerisinde kültür de var. Yani kültürüyle beraber geliyor. Bu muamele, dünyevi muamele bir noktada kültürel etkileşimi de içeriyor. Buna dikkat etmemiz gerekir diye anladık o okuduğumuz ilgili mektuptan. Eğer kültürel iletişimi, eğer kültürel etkileşimi içerecek bir muamele ise ne yapacağım? Kişi hakkında hüküm vermek yerine, çünkü daire-i itikada giremiyoruz. Daire-i itikat sanki Allah'ın bilgisindeki olan durum. Yani kişinin neye inanıp neye inanmadığını, ona girmiyorum. Sen şöylesin, sen böylesin demiyorum. Ya o dünyevi ilişkide kültürel etkileşimin izleri var mı? Ben o kültürden etkilenecek miyim? Etkilenmeyecek miyim? Benim hayatımı değiştirecek mi? Bana yepyeni, tamamen inançlarıma aykırı bir hayat tarzı yaşamama vesile olacak mı? Olmayacak mı diye sorgulamak zorundayım. Dikkat edin, kişiyi sorgulamıyoruz. Muamelenin kendisini sorguluyoruz. O ki, mesela böyle bir ilişkide bulunduğun kimse, diyelim ki herhangi bir teknoloji ürünü satın almak istiyorsun ve o teknoloji ürünü satan kimse ehli takva bir Müslüman. Fakat o teknoloji ürünü senin hayatını, senin anlayışını etkileyecek, sana Allah'a kul olmanın ötesinde enaniyet yükleyecek, mesela örnek veriyorum, bir element taşıyor bu muamele, bu alışveriş, bu teknoloji ürünü. Satan kişinin Müslüman olması hiç önemli değil. Bu muamelenin senin itikadi esaslarını zedeleme yönü var. O itikadi esasları zedeleyecek olan yönüne dikkat etmek mecburiyetindeyiz.
kişi hakkında karar verebilir miyiz? Burası önemli. Hayır. Ama muamelenin kendisinde, bakın dikkat edin, haram helal demiyorum. Zaten haram helal herkes bildiği için oraya girmez. İtikadi etkileşim, yanlış bir itikadi etkileşim izi taşıyor mu? Benim hayatımı, benim itikadıma uygun olmayacak bir şekilde yaşamaya doğru sevk ediyor mu? Buna dikkat edeceğiz. Muamele hakkında hüküm vereceğiz. Kişi hakkında değil. Kişi beni ilgilendirmez. Ama muamelenin içerisinde İslami itikada ters düşen bir hayat anlayışı, bir varlık anlayışı, bir insan vazifesi anlayışı içeriyor mu? Ona bakacağım. Örnek vermek istemiyorum ama örneksiz de güzel anlaşılabileceğini de zannetmiyorum. İsterseniz içinizde bir örnek düşünen, örnek güzel bir örneği düşünen varsa buyursun söylesin. Mesela diyelim benim aklıma gelen şu oldu. Öyle bir kültür var ki insan... İslamiyet'in geleneğinde öyle bir anlayış var ki insanları şansa, yani onu ok çekme diye Kur'an'da ifade edilir. Nedir bu? Şansa değer vermek. Şans derler Türkçe'de. Şansa değer vermek. Tesadüfe değer vermek. Yani ona ne örneği verilir? Tavla oynama örneği verilir. Ve tavla oynarken işte zar derler galiba, ben bilmem nasıl oynandığını, ama zara atarsanız tesadüfen ne geldiyse dersiniz. Onunla oyunu devam ettirirsiniz. Zamanla insan böyle bir oyun aracılığıyla tesadüfe değer verme, yani kainatta tesadüfün varlığını ima eden bir anlayışa sahip olma meyli doğar. Çünkü devamlı tesadüfle yaşıyorsunuz. Tesadüfe göre hareket ediyorsunuz o zar attığınız zaman. Onun için İslam uleması bu tavla oyununa haram demiş. Bir gerekçesi var. Haram demesi efendim Kur'an'da tavla oynamayın diye bir ayet olduğundan değil, veya Resulullah döneminde tavla mı oynanırdı, böyle bir ayet, böyle bir hadiste nakledildiğini zannetmiyorum. Öyle bir olayda olduğunu, öyle bir oyun tarzının olduğunu da zannetmiyorum. Bir, tesadüfe değer verme. İki, insanı insaniyetiyle ilişkisi olmayacak bir şekilde insaniyetini geliştirmeye vesile olmayacak bir şekilde boş, hiçbir faydası olmayacak bir yolda hayatını harcamasına, dakikalarını, saatlerini geçirmesine vesile olması yönüyle, bakın kişi sana tavla oynatan bir teknoloji geliştirse, sana sunsa, kişi gavurdur, kafirdir demenin ötesinde bu oyun sisteminin içinde benim itikadiyatıma aykırı element var. İşte bu muameledeki itikadi izlere dikkat etmek gerektiğini gösteriyor bana. Benim örneğim bu, basit bir örnek. Siz başka bir örnek bulursanız memnuniyetle dinlemek isterim. Bunun gibi. Şimdiki teknolojide mesela ideolojik element var mı? Dikkat edin. Size çok güzel bir film, dokumentary film, belgesel diyorlar. Belgesel film gönderiyor. Yani tipik olduğu için o örneği vereceğim. Okyanusların altında yaşayan balıkları sana
balıkların hayatını filme çekmiş bir dalgıç, bu konuda uzman olan bir kişi sana bunu sunuyor. Ne kadar güzel değil mi? Bakın senin bilmediğin bir dünyada ne kadar güzel şeyler oluyor diye haber veriyor. Fakat o haberin içinde ne var? Doğanın kendi kendine geliştirdiği balıkların nasıl hayatlarını çevrelerine adapte ettiklerine dair mesaj var. Şimdi bir kişi bu mesajı veren kimseye sen kafirsin demene gerek yok. Karışma diyor. Daire-i itikada karışma. Ama muamelenin kendisinde itikadi problem var. Muamelenin kendisinde itikadi problem var. O zaman sana o filmi gönderirken, o filmi sana seyrettirirken, o filmi sana satarken, sana aynı zamanda Allah'a inanmadan Allah'ın yaratıcı, tercih edici yönünü inkar ederek eşyanın kendi kendine oluştuğunu bildiren mesajı da gönderiyor. İşte bu muamelede itikada zıt bir davranıştır. Bu muamele yasaktır. Öyle öyle söyleyeyim. Bu muameleye girmeyeceğiz. Neden? Çünkü muamelenin kendisinde itikadi problem var. Kişiyi bilmem, kişi ne için yaptı, bilerek mi yaptı, bilmeden mi yaptı? İşte patronu ona bunu emretti, o da gitti parası için bunu yaptı. Ondan sonra filmi çekti. O filmi seslendiren kişinin yorumu ona ait, ben bilmem dedi. Bileme, onlara karışma. Ama bu teknoloji seni itikadi anlamda etkileyen ve sapık bir düşüncenin içerisinde seni bırakan ve sana böyle sapık düşünceyi zaman içerisinde yavaş yavaş kabul ettiren bir element var, bir unsur var. Bakın şimdi Türkçe'de konuşuluyor. İyi dikkat edin. Türkçe konuşan Müslüman olduğunu söyleyenler dahil olmak üzere doğaldır. Doğal olarak böyle oluyor. Tabii canım gibi konuşmalar hiçbir zaman bizi rahatsız etmiyor. Neden? Bakın alıştırıldık. Ünsiyet peyda edildi. Doğal, doğal diye diye. Demek ki bize gelen bu kültürün, bu dünyevi muamelenin içerisindeki ideolojik, itikadi etkileşim bizi yanılttı. Yani yanlış bir sonuca ulaşmamıza neden oldu ki alışkanlık haline geldi. Hepimiz doğanın güzelliklerinden, doğanın ürünlerinden rahatlıkla bahseder hale geldik. Allah'ın ikramı dilimizden düştü. Bunların nedenlerini araştırmak lazım. Birincisi bizim bilinçsizliğimiz, ikincisi bu muamele etkileşiminin bizdeki bıraktığı ünsiyet alışkanlıktır. Evet, Alaaddin'in yazdığına geliyorum. Doğru veya yanlış olarak değil, sadece bir misal olarak söylüyorum. Gerçekten ihtiyaç durumları hariç olmak kaydıyla güneş gözlüğü eşyaya tepeden bakma izlemini bıraktığı için insanın ubudiyet anlayışına zarar verebilir diye güneş gözlüğü kullanımından gerçekten ihtiyaç durumları halinde kaçmaya çalışmak bilemiyorum artık ne kadar geçerli bir örnek. Peki, teknolojide özellikle şimdiki asırda gerek çocuk programları, gerek gelişkinler programları, gerek haberlerin düzenlenmesi, gerekse haber araçları, gazete, radyo vesaire, online, sosyal medya araçları beynimizi yıkıyor.
Neden? Mesela efendim ne olmuş yani? Gana'da diyelim fırtına olmuş. Şöyle şöyle sel basmış. 500 insan ölmüş haberini duydum. Bu adam böyle bir haber var. Doğru. Bu haberi bana getirip söylüyor. Kafam neyle meşgul oluyor? Daima yaratılıştaki ve belli bir maksadı güden musibetlerin sanki kainatın yaratılışına esas teşkil eder gibi dünyama yerleştirmiyor. Haberleri dinledikten sonra insanın kafasında ne oluyor? Ya dünya berbat be diyor. Her şey çok, çok kötü gidiyor. Kavgalar, öldürmeler, seller vesaire. Musibetler, onlara bir de doğal musibet diyorlar. Belki doğal musibet demezler de başka bir şey diyor. Doğal afetler diyorlar herhalde. Ondan sonra devlet o afete karşı yardıma gitti diyor. İşte uçaklar gönderdi veya havadan yardım gönderildi. Efendim devlet onlar işte bir kızılak resmi organlar çadır gönderdi, para yardımı yaptı, gıda yardımı yaptı diyor. Allah'ın insanları görevlendirme, insanlara böyle bir vicdani sorumluluk yükleyerek insanları belli bir eğitim sürecine tabi tutma yönü dikkatimizden kaçıyor. Ondan sonra devletimiz sağ olsun, var olsun diye bırakın sokaklarda, hutbelerde imam denilen kişiler var, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bunu söylüyorlar. Allah devletimize, milletimize diyor. Dua ediyor. Neden? Alıştı. Neyle alıştı? Bu kanalları kullana kullana alıştı. Demek ki bir yerden bir haber kanalı geldi. Efendim haber bu olmuş, böyle bir olay olmuş da bu olayı anlatıyor diye masumane. O muamelede itikadi problem yok zannetmeyeceğiz. Bu konuda dikkatimiz çekildi. Çünkü teknolojinin kültür taşıyan bir araç olduğu ortaya çıktı. Kasıtlı veya kasıtsız. Herkes kendi kültürünün ürününü üretir. Kendi kültürüne göre film yapar. Kendi kültürüne göre teknoloji üretir. Sen de kendi kültürüne göre teknoloji üretirsin. İlk teknoloji üretimi İslam toplumunda Abbasiler döneminde böyle, sanki otomatik çalışan abdest alma ibrikleri yaptılar. Ama abdest almak için. Otomatik çalışan. Yani sen bir elinle kaldıracaksın da öbür elinle de suyu alacaksın da belli uzvunu elini kolunu yüzünü yıkayacaksın değil. Yani öyle bir teknoloji geliştirmişler ki o zaman da iki elinle birlikte rahatlıkla şimdiki çeşmeden ama ne zaman şimdiki çeşmeyi açtın mı durmasını bilmiyor. Şimdi yeni elektronik sensörlü çeşmeler yapmaya başladılar ama önemli olan kültürün nasıl teknolojiyle beraber geldiğini ortaya koymaktı. Tutup da İslam toplumunda diyelim ki çok açık bir örnek geçen hafta da tahmin ediyorum çok açık olduğu için herkes anlayabileceği için kullandığım bir örnekti. En güzel şarap yapma tekniğini içeren bir teknoloji ürünü üretilmez. Bakın kültürün teknolojiye yansımasının bir örneği. Bir Müslüman eğer yani adı Müslüman olan değil, gerçekten İslamiyet'e kalbini bağlamış olan, Allah'ın abdi olduğu bilincinde olan bir kişi bunu yapmaz. Üretmez yani kendisine çok para verseler de üretmez. Bir yerde tutup da domuz üreten çiftlik kurmaz. Domuz çiftliği kurmaz.
Ya koyun çiftliği, keçi çiftliği, inek, neyse öküz, at, burada eşek çiftliği kurar ama domuz çiftliği kurmaz. Bakın kültürün etkisi. Gelişen teknolojik ürünlerde ya da gelişen ekonomi alanında kendisini gösteriyor. Biz bunlara dikkat etmek zorundayız. Bu da öyle çok kolay bir konu değil. Daire-i itikadı, daire-i muamelata karıştırmaya mecburiyet yok. Dedik diye hemen problemi çözdük zannetmeyelim. Konu daha çok karmaşık. Kabildir okusun cöntürklerin muradı bu olsun. Yani onlar diyor ki kişiler hakkında hüküm verme ya muamelata dikkat et. Yani cöntürkler bunu kastediyor olmalılar. Muamelata dikkat et kardeşim. Bak yapılan işleme dikkat et. Mesela da patates üretmiş. Bu pazarda gelip satıyor Hristiyan. Baktın ki onun patatesi daha güzel, daha ucuz diğer Müslümanın sattığı patatese göre. Gidiyorsun ondan bu patatesi alıyorsun. Peki bu Hristiyan, Yahudi demeyelim de daha açık bir örnek olsun diye dinsiz bir çiftçi. Değil Allah'a falan inanmayan bir çiftçi patates üretirken bu doğanın ürünü diye getiriyor sana satıyor. Sen de patates satın alırken doğanın ürünüdür diye satın almıyorsun. Çünkü o kişi öyle yaptı diye. O kişi hakkında hüküm vermiyorsun. Ya senin alışverişinde Bismillah diyerek mi alıyorsun? Allah'ın bir ikramı diyerek mi satın alıyorsun patatesi? Öbürü sana doğanın ürünü diye satıyormuş. O kendi bildiği iş. Sen muamelatın içinde bu dinsizlik diyelim de açık olsun konu. Dinsizlik emmaresi var mı? Buna bakacaksın. Aman efendim ben işte bütün kanallardaki haberleri tarafsız bilgi sahibi olmak için dinliyorum diyen kimse farkına varmadan kendisini gerçekten Allah'ın merhametinden mahrum kalmış bir dünyada yaşayan kişi olarak görmek zorunda. Hep felaketlerle, yanlışlarla kafası dolan, meşgul olan ve dolayısıyla Allah'a şükredemeyen bir kişi şikayetlerle dolu, şükürle değil, şikayetlerle dolu bir dünyada yaşamak zorunda bırakıyor kendisini. Bu aletler, yani bu haber araçları, her türlü sosyal medya olsun, televizyon olsun, gazete olsun, beynimizi böylece şekillendiriyor. Ve biz de bunu isteyerek yaptığımız için netice itibariyle sonunda gerçekten karamsar, her şey kötüye giden, her şeyden korkan ama bu arada bu korkulardan emin olmak için kuvvetli bir otorite, devlete sahip olmak gerektiğine inanan Allah'ın kudretine güvenmeyi, takdirine ve o takdirin insana öğretmek istediği esas mesajı almaya engel olan bir hayat yaşamak zorunda kaldığını dikkat eden herkes anlar. Demek ki muamelata dikkat edilecek, muamelat içerisindeki itikadi elementlere dikkat edilecek. Fakat kişiler hakkında hüküm verilmeyecek. Onun için de kafire sen kafirsin demeyeceğiz. Bu da ikincisi oldu. Veya ikincisinin açıklaması oldu. Yeni bir soru geliyor. Ondan önce arkadaşların söylemek istedikleri varsa buyursunlar. Değilse ben yeni soruya geçiyorum. Soru, çok fena şeyleri işitiyoruz. Bahusus gayrimüslimler de güya bir İslam kızını almışlar. Filan yerde böyle olmuş, diğer yerde şöyle olmuş, olmuş ilahir. Bakın efendim, bakın gayrimüslimlerle yan yana yaşamaya başladığımız zaman onlara da bizim gibi ikinci sınıf vatandaşı değil de eşit
insan muamelesi gösterdiğimiz zaman, bakın geliyor bir gayrimüslim bir Müslümanın kızınıyla evlenmiş. O olacak iş değil. İslamiyet'e aykırı bu. İslamiyet'te reddedilen bir durum bu diye böyle rivayetler yayılıyor. Cevap. Evet. Maalesef daha yeni ve bulanık bir devlette ve cahil ve perişan bir millette, ya dikkat edeceğiz, cahil. Biz Müslümanım dediği halde İslamiyet'in ne olduğu hakkında eğitim görmemiş. Ben Müslümanım diye tutturmuş gitmiş. Bir kimsenin buna iyi dikkat edelim. Bir kimse sana gelip de ben mühendisim dedi. E ama mühendislik eğitimi almamış. Dikkat ediyoruz değil mi? Mühendislik eğitimi almamış bir kişinin sana gelip de ben mühendisim demesi, sen tutup da mesela inşaat mühendisiyim dedi. Binanı o kişiye yaptırır mısın? Bu soruya bir arkadaş cevap versin. Ben mühendisim diyor ama hiç mühendislik eğitimi almamış. Bu kişiye binanı yaptırır mısın? Fatma hayır dedi. Bir arkadaş cevap verdi. Hayır, ben yaptırmam. Ama adam ehli takva, beş vakit namaz kılıyor. Hiç beni ilgilendirmez. Mühendislik eğitimi almayan bir kimsenin ben mühendisim demeye hakkı yoktur. Eğer derse bu bir yalandır, temelsizdir. Peki, ben müminim, Allah'a inanıyorum dedim. İman eğitimi almadım. Ne oldu? Hiç iman eğitimine girmedim. Ben Müslümanım ya. Müslüman toplumda doğdum. Anam babam Müslüman. Çevremdeki bütün insanlar Müslüman. Bak bayram namazlarını da kaçırmıyorum veya cuma namazlarını da kaçırmıyorum. Hani gelenekte var ya. Ramazan gelince beni göreceksin. Bak nasıl böyle daha muttaki olacağım. Hiç teravihi de kaçırmayacağım. Sabah namazı kılmaz. Her neyse. Bu adam ben Müslümanım dedi. İslam eğitimi almadı. O konuda itikadını geliştirmedi. Ne diyeceğiz bu adama? Ben senin ne olduğunu bilmem ama prensip olarak mühendislik eğitimi almayan bir kimse ben mühendisim dese dahi hiçbir değeri olmadığı için ben inanıyorum dese dahi eğer İman eğitiminin hiçbir basamağından geçmediyse beni hiç ilgilendirmez. O kimsenin iddiası. Allah'ı bilmeyiz, hani daire-i itikada karışmayacağız ya. O kişinin bir bildiği vardır, onu bilemem. Yani o kişiye ait bir olay bu, onu bilemem. Ama dikkat edin, neden ben doktorum diye bir yerde klinik açmış birisi. Fakat hiç doktorluk eğitimi almamış. Kim gidip de o kişinin yazmış olduğu reçeteye hastalığının tedavisi için uygular? Değil mi efendim? Demek ki eğitimini almadığımız bir konuda, eğitimine girmediğimiz bir konuda herhangi bir iddiada bulunacak olursak o iddianın bir değeri yok. Değil mi efendim? Ben de klinik açtım diyor adam. Değil mi doktor? Ben dahiliye doktor. Dahiliye kliniği diye bir klinik açmış adam. Ama dahiliye eğitimi almamış. Ne yaparsınız? Hiçbir değer vermezsiniz. Şimdi başkası için uygulamayalım da kendimiz için uygulayalım bunu. Eğer ben itikadi eğitim almadım, o terbiyeden geçmediysem, ben inanıyorum Müslümanım diye tutturup gitmem bana ne değer kazandırır? Bu çok önemli bir soru. Onun için cahil ve perişan bir millette, neyin cahili ama okur yazar değil anlamında değil, iman, itikadın esaslarının, yani İslam'ın prensiplerine göre tafsilen bilinmesi şart. Farz-ı ayın. İtikadi esasların tafsilen eğitiminden geçmek farz-ı ayındır.
Diğerlerinin icmalen bilgisine sahip olmak farz-ı kifayedir. Yani bir başkası bilse yeter. Sen hangi gün Ramazan birinci günü başlar, oruç başlar diye bilmen önemli diyor. Toplumda sana deseler ki yarın oruç tutuyoruz, tamam tabi olursun, hiçbir mahsuru yok. Niye? Bir kendisine güvendi Müslüman birisi, bugün oruç Ramazan'ın birinci günü dedi, senin de elinde bir imkanın yok ki ay falan zaten o devirler geçti, ay ve güneş Allah'ın hesabıyladır, öyle bir hesap yapacak durumunda yok. O kişi ben hesabını yaptım dedi, ay şu gün şurada görünecek, işte haber geldi dedi. Ona tabi olursun, bunun hiçbir mahsuru yok. Topluma tabi olursun, fitne çıkartmazsın, hiçbir mahsuru yok. Toplum içerisinde ahenksizliğe neden olmazsın, hiçbir mahsuru yok. Ama senin ve benim itikadımın eğitiminde neden, niçin, neden, neye inanıyorum eğitiminden geçmediysem problem var demektir. Benim için problem var. Başkası benim hakkımda şöyle der, böyle der, ben başkasının hakkında şöyle derim veya bu şekilde bir hüküm verir, beni hiç ilgilendirmez. Ben kendime soracağım. Bir yerde tıp eğitimi almadan doktor olduğumu iddia etsem, benim bu iddiamın ne değeri var? Dünyada hiçbir insan, canım madem iddia ediyorsun, var bir değeri. Yani tıp demek mutlaka bugünkü modern tıp demek değil, alternatif tıp denen tıp da var. O da bir eğitim ister. Yani mutlaka resmi okullarda eğitim görme anlamına gelmez. İnsan eğitim görmeden yetişmezsen, hiçbir zaman Japonca öğrenmeden, Japonca öğrenme gayretine girmeden Japonca konuşabilir misin? Ya da konuşulan Japonca'yı anlayabilir misin? Hayır, insanın yaratılışında bir istidat var. Bir de kabiliyete dönüşmüş istidat var. İstidat itibariyle herkes mümin olma istidadına sahip. Ama önemli olan o Allah'ın yarattığıdır. Ama önemli olan bu istidadı kabiliyete dönüştürecek eğitime girdim mi? İşte itikadi, daruriyat-ı diniye ismi vermen, adı vermen, itikadi esasların tahkiki eğitimi farz-ı ayındır. Bunu yapmadığımız zaman ne kalıyor geriye? Cahil ve perişan bir millet kalıyor. İtikadi eğitim ne kadar yapıldığına dikkat edelim. Ona göre de çevremizdeki insanların, o toplumun cehaletini, perişanlığını ona göre genel olarak çıkartabiliriz. Bir tablosunu çıkartabiliriz. Kişiler hakkında hüküm vermeyiz ama bu toplumda itikat eğitimi yok. İman eğitimi yok. Ya ne var? Birazcık bazıları için çok sınırlı alanda muamelata dair bilgi eğitimi var. Şöyle yapacaksın, şunu yapacaksın çünkü sen Müslümansın diye. İtikat eğitimi yaygın değil. Böyle bir topluma cahil ve perişan bir millet demek genel olarak haktır, doğrudur. Böyle bir millette şöyle fena ve pis şeylerin vuku zaruri gibidir. Neden? Çünkü sen problem ediniyorsun kendine. Diyorsun ki ya bir Hristiyan, Müslüman bir ailenin kızıyla evlenmiş olacak şey değil diyorsun. O senin problemin. O Müslüman ailenin kızının problemi mi değil mi? O ayrı konu. O böyle bir şeyin bilincinde olsaydı, bunun yapılmaması gerektiğinin eğitimini almış olsaydı, perişan vaziyette olmasaydı, biz rahatlıkla böyle bir olayın vuku bulmadığını görürdük. Demek ki böyle bir olay vuku buluyorsa bu nedir? Hristiyanların bizi etkilemesinin örneği ya da yansıması değil, bizim cehaletimizin, eğitimsizliğimizin delilidir. Demek ki biz toplumu itikadi konuda eğitmedik. İmanlarını,
sağlam temellere oturtmadık. E böyle bir toplumda kız gönlünü bir Hristiyan'a kaptırırsa niye evlenmesin? Niye? Bir gerekçesi yok ki. O zaman Hristiyan'ı ikaz etmek yerine kızla Hristiyan'ı, o Müslüman aileden gelen kızla Hristiyan aileden gelen erkeğin arasını açmak suretiyle bu evliliğe mani olmak çözüm değildir. Çözüm orada değil. Fiili olarak yasaklarsın. Çözüm mesela içkiyi yasaklarsın. Yok, içki üretilmedi. Tamam, güzel. Ama bu demek değildir ki o toplumun insanları içki içmeyecek. İçkinin yasaklanma sürecine dikkat ettiğimizde insanlar itikadi yönde yetiştikleri için, eğitildikleri için içki yasağı insanlara takdim edilir edilmez toplumda içki içme geleneğine son verildi. Birkaç kişi hariç nakiller de var. Bitti. Toplumu problem olmaktan çıktı. Neden? İtikadi tabanlara hazırlandı çünkü. Allah'ın iradesine, kulun iradesinin tabi olması lazım geldiği konusunda insanlar ikna edildi. Delilleriyle ikna edildi, zorla değil. E böyle bir toplumda içki çok kolaylıkla yasaklanır. İçki üreten makineleri, fabrikaları kapatmanın bir faydası olsaydı, bunun örnekleri var, zorla, ihtilalle, İslami yönetim diye, yani tırnak içinde bir topluma empoze edilen yerde insanlar, fabrikalar kapatıldı. İçki üreten fabrikalar, şimdiki Türkiye'de tekel ürünleri diyorlar. Tekel ürünleri üreten fabrikalar, iş yerleri kapatıldı. Peki insanlar içki içmeyi bıraktılar mı? Hayır. Gittiler pazardan portakal aldılar, kabuklarından likör yaptılar ve yine içtiler. Çözüm değil. Çözüm nerede? Cehaletten kurtarmakta, itikadi eğitim vermekte. Peki böyle bir olay, diyelim ki kendisine Müslüman diyen bir toplumda gerçekleştiyse nasıl bir olay? Buradaki verilen olay, Hristiyan bir erkek, Müslüman bir aileden gelen kızla evlendiyse bu neyin göstergesidir? Müslümanların eğitimsizliğinin, cehaletinin, hallerinin perişan olduğunun göstergesidir. Yoksa Hristiyanlar Müslümanları etkiledi değil. Bunu anlamamız lazım. Evet. Maalesef bunun vuku, böyle şeylerin vuku, cahil bir toplumda böyle şeylerin olması zaruri gibidir. Bakın Muhsin'in Nilüfer. Nilüfer aslan hala videoyla meşgulsun. Bırak teknolojiyle uğraşmayı da konuya konsantre ol inşallah. Videonuzu kapatır mısınız? İnsanların dikkatini çekiyor. Nilüfer Aslan, video görüntünüzü kapatır mısınız? Ben kapattım. Lütfen konuya dikkat etmek lazım. Kolay işler değil. Kelimeleri okuduk diye, buradaki yazılanı okuduk diye meseleyi anladık değil. Okumakla hiçbir şey olmaz. Dikkatli bir şekilde analiz etmek lazım ne diyor diye. Evet. Eskiden daha berbatı vardı fakat şimdi görünüyor. Evet. Bu ne demek? Bu nedenle eskiden daha berbatı vardı. Şimdi açığa çıktı. Şimdi açık görünüyor. Ne demek bu? Bu konuda söyleyecek olan bir şey var mı? Eskiden daha berbattı diyor. Ya olur mu? Eskiler çok iyiydi. Evet. İslam toplumunda gerek yönetim biçiminin istibdadı, gerek toplumsal kültürün baskısı nedeniyle insanlar bunu açıkta yapmıyorlardı.
yapamıyorlardı. Biliyorsunuz toplumsal kültür, toplumun etkisi insanların ancak zahirdeki faaliyetlerini engeller. İtikadını, kendi inanç sistemini etkilemez. Ya zahire vurup vurmamasını etkiler. Biz buna çok kanıyoruz. Bunun için de bu konunun önemine binaen üzerinde durmak istiyorum. Bunun için de yönetimin Müslüman olmasını istemek, o toplumda zahirin Müslümanların hakimiyeti altında olmasını istemek demek olur. Toplumun yetişmesi yerine, insanları eğitmek yerine, tepeden inme, benim itikadım, inancım neyse bunu bu topluma empoze edeceğim. İhtilalli olur, iktidara gelmekle olur, krallık tesis etmekle olur. Bunlar çözüm değildir. Yalnızca bizi kandırır. Yanlış bir görünüme neden olur. Çünkü gerek toplumun etkisi, gerekse istibdadın etkisi nedeniyle, Müslümanların İslam adına kurdukları istibdadın etkisi nedeniyle insanlar yapmak istedikleri şeyi yapamaz hale geliyorlar. Toplum baskısı deniyor. Toplum baskısı deniyor. Ben birisinin bir sözün, bir Türk diye bilinen birisinin bir sözünü duydum. Ben çok yani garibime gitmedi de. Evet, biz Türkler Müslümanız ama ben Allah'a inanmıyorum diye. Şimdi insanlar bunu rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Peki 200 yıl önce Osmanlı toplumunda veya 800 yıl önce Selçuklu toplumunda bir insan bu cümleyi kullanabilir miydi? Hayır. Neden? İnandığından mı? Hayır. Belki değil. Belki inandığından, belki değil. Ama söylemesi mümkün değildi. Şimdi insanlar rahatlıkla biz ateistiz diyebiliyorlar. Toplumun yaptığı, toplumdaki hürriyet, insanların gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasına, gerçek kimlikleriyle topluma kendisini tanıtmasına imkan veriyor. Şimdi ne yapıyoruz biz? Yönetim bu insanların web sayfalarını, neyse sitelerini yasaklasın diyoruz. Bak, çözüme bak, çözüme bak. Bu insanlar ikna olsun, cehaletten kurtulsun. Bunları eğitime tabi tutalım. Bunların varlığı bizim için çok önemli bir göstergedir. Bu göstergelerden faydalanarak gençlere iman eğitimi verelim. Arapça eğitimi veriyor. Kardeşim, Arapça eğitimini alarak imanın gelişmez. Kandırma milleti. Arapça öğrenir. Dolu dinsiz Arap var. Arapça konuşuyorlar. Bununla insanın imanı gelişmez ki. Kur'an'ın iman eğitiminden geçmek için itikadi esasların, temellerinin mantıki esaslara dayandırılarak anlatılması ve insanların ikna edilmesi gerekir. Arapça öğrenerek bir insan ne mümin olur, ne Müslüman olur, ne bir meret olur. Hiçbir şey olmaz. Arapça konuşan bir insan olur. Bakın, bu tür zahirde zevahiri kurtaran politik manevralar bizi tepeden inme Müslümanlık eğitimi ya da Müslümanlık empozisini tercih etmeye zorluyor. Yanlış bir kanat. Ne yapacağız? İslami eğitim alıp Kur'an'ın eğitimine, itikadi eğitimine girip kalbimizi, aklımızı tatmin edecek bir eğitim sistemine kendimizi tabi tutmamız gerekir. Kandırmayalım kendimizi. Evet, buradaki Nursi'nin tespiti çok önemli. Eskiden daha berbatı vardı. Fakat şimdi görünüyor. Neden? İnsanlar rahatlıkla ben dinsizim diyebiliyorlar. Bunların web sayfalarını kapatmak veya işte cezalandırmak vesaire çözüm müdür? Hayır. Çözüm nerede? Cehaletten kurtarmak. Yani bilgilendirmek. Ne konusunda? İtikadın temelleri konusunda. Farz-ı ayın olan
itikadi meselelerin tafsilen eğitimine girmek farz-ı ayındır. Bu fıkhın temel bir unsuru. Muamelata dair meseleleri icmalen bilmek farz-ı kifayedir. Şimdi dünya tersine dönüyor. Muamelata dair meseleleri derinlemesine öğreniyoruz. İtikada dair meseleye gelince biz Müslümanız, inanıyoruz deyip geçip gidiyoruz. Toplumdaki genel olan tablo budur. Şimdi bu tablo gerçekte çok perişan, çok cahil bir toplumun olduğunu gösterir. Ve böyle bir toplumda eğer hürriyet yoksa, baskı rejimleri varsa, toplumun baskısı dahil olmak üzere annesinden babasından ben inanmıyorum demekten korktuğu için çocuk işte inanıyormuş gibi inşallah maşallah kelimesini kullanıp geçiyor, annesini babasını kandırıyorsa, bu hastalığın, bu riyakarlığın çözümü iman eğitimini temel almaktır. Kur'an nasıl anlatıyor, nasıl imani esasları insanlara takdim ediyor, gerekçelerini nasıl gösteriyorsa o doğrultuda insanların eğitilmesi gerekir. Eğer samimi bir şekilde İslamiyet'in insanlar tarafından tanınmasını arzu ediyorsak, tepeden inme yalnızca münafıklık doğurur. İnanmadığı halde inanıyormuş gibi görünmeye vesile olur. Evet, bu çok 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 ilginç bir tespit. Eskiden daha berbatı vardı fakat şimdi görünüyor. Bir dert görünürse devası ahsandır. Yani kötü bir durum değil. Mesela insanlar tutup ateist web sayfaları veya gruplar, işte Facebook grubu ne diyorlarsa, Twitter'lar, ne, ben anlamam onlardan, haberleşiyorlar. Tabii dert ortaya çıktı. Şimdi ne yapıyoruz? Tedavisine müracaat ediyoruz. Kendimizi kandırmayalım. Bunun tedavisi bu insanların kafasını balyozlamakla veya seslerini susturmakla, konuşmalarına engel olmakla, haberleşmelerine engel olmakla tedavi olmaz. Çözüm yok değildir. Çünkü herkes bilir ki insan ikna olmadan neye inanıyorsa ondan vazgeçmez. Mesela diyelim ki bir arkadaşımız, içimizde inşallah hepimiz öyleyiz. Ben kesin eminim Allah inanıyorum. Gerçekten kainat bir mutlak olan Halik tarafından vücut veriliyor ve kontrol altında. Onun iradesine göre düzenlenmiş. Şimdi bu insanın beynine kurşun sıkacak şekilde tabancayı dayasanız, en aşırı örnek. Allah'a inanmayacaksınız deseniz ne yapar bu insan? Ölüm korkusuyla, ki ölmek istemek İslamiyet'te de, inandığı dinde de zaten yasak, riyakarca, münafıkça ne der? Tamam tamam inanmadım, inanmadım, inanmadım der ama içinde haydi lan oradan der. Değil mi? Kesin inandım. Niye inanıyor çünkü? Gerekçesi var adamın. Eğer böyle bir eğitimden geçtiyse. Gerekçesi var. Aynı şekilde Allah'a inanmayan birisinin sesini kapattın, ağzını kapattın veya web sayfasını yasakladın vesaire. Ne oldu? İnanmamaktan, ateistlikten vaz mı geçti? Kendimizi kandırmayalım. Hayır, daha çok kinle, daha çok itirazla, daha çok enerjiyle dinsizliğine sahip çıkar. Çünkü der ki bak görüyorsun ya, inandığını söyleyenler bana zor kullanıyorlar. Çünkü söyleyecekleri bir delil yok. Olsaydı delilleriyle gelirlerdi. Değil mi efendim? Nasıl ki bu örnek risalelerde geçtiği için anlaşılsın diye hemen kısaca nakledivereyim. Nasıl ki peygamberin, Resulullah'ın getirmiş olduğu mesaja karşı müşriklerin bir delili yok idi. Onu reddedecek. Ne yaptılar?
kılınca sarıldılar. Değil mi? Yani savaş ilan etmeleri neyi gösteriyor? Resulullah'ın getirdiği mesajın hakkaniyetini gösteriyor. Doğruluğunu gösteriyor. Biz de aynı şekilde ateist olduğunu söyleyen kimselere karşı savaş ilan etmemiz onların hak olduğunu inanmalarına, kendi inansızlıklarının hak olduğunu zannetmelerine fetva veriyoruz. İmkan veriyoruz. Hürriyeti itikadi, Kur'an'ın getirdiği itikadi esasların eğitiminde kullanacağız. Ve ona inanmayanların da açıkça ortaya çıkması bizim için bir avantajdır. Ya dert görünürse, bilinirse devası asandır, kolaydır. Hem de büyük işlerde yalnız kusurları gören cezbezelik ile aldanır veya aldatılır. Yalnız kusurları görmek insanın aldanmasına neden olur. Ama nerede? Büyük işlerde. Şimdi toplum bazında bir uygulamaya giriliyor. Diyor ki herkes serbest olacak. Kendi inancında herkes serbest olacak. Ben böyle inanıyorum. Sen haklısın değil. Bakın dikkat edin. Bu da çok istismar edilen bir konu. Lekum dinukum veliye din. Yani sen kendi dininde haklısın, ben de kendi dininde haklıyım. Değil. Sen kendi dinin sana ait, ben kabul etmiyorum. Benim dinim de bana ait, sen kabul etmezsen senin bileceğin iş. Ama ben hazırım kendi dinimin hak olduğunu sana göstermeye. Lekum dinukum veliye din. Şimdiki medeniyet herkes kendi dininde haklıdır'a çevirdi. Kendisinin bir gerekçesi var canım. Tarihi gerekçesi var denildi. Kendisine göre bir kültürel, şimdiki tabiriyle ne diyorlar Türkçesini bilmiyorum, naratif. Türkçesini bilen varsa söyleyiversin. Kendisinin bir naratifi var. Onun içerisinde kendi içinde tutarlı olabilir bu insan denildi. Deniliyor. Bu yaygın oluyor şimdi toplumda. Peki biz ne yapacağız? İnsanların kendi inançlarını açıkça yaşamalarına mani olmaya hakkımız yok. Ama onların inançları eğer senin inancıyla uyuşmuyorsa sen kendi inancının haklılığıyla yaşarsın, onların inancının da yanlışlığıyla yaşarsın. İyi dikkat etmemiz lazım. Büyük işler demek toplum bazında hürriyetin uygulanması demek diye anlıyorum ben. Bu toplum bazında hürriyeti uyguladığımız zaman kişisel yanlışları, hataları, mesela bir Müslüman aileden gelen kızın Hristiyan bir toplumdan, aileden gelen erkek ile evlenmesini gören, ama bak görüyorsun değil mi, Hristiyanlarla beraber kaynaştık. İç içe yaşamaya başladık. Onlara hürriyet verdik. Onlara da bizim gibi eşit vatandaşlık statüsü tanıdık. Değil mi? İkinci derecede statü diye sahipsiniz demedik. Ne oldu? Bak görüyorsun değil mi? İşte Hristiyan bir erkek Müslüman bir kızla evlenir oldu ya. Dediğimizde çok büyük bir hata yaparız. Bu bir cerbezeliktir, aldanmadır. Ve başkasını da aldatma gerekçesidir. İyi dikkat etmemiz lazım. Cerbezenin şe'ni bir şeyi sümmüllendirerek hasenata galip etmektir. Yani bak gördün ya, böyle gayrimüslimler aramızda rahat rahat yaşamaya başlayınca bazı kişiler gayrimüslimlerin kiliseye gitmeye başladılar yahu. Mesela şimdi söylenen söylemlerden birisi. Hristiyan gelenekleri içimize girdi. Neden? Beraber yaşıyoruz. Ne yapacağız? Bunları çıkarıp atacağız buradan. Kardeşim, Hristiyan gelenekleri senin içine girdiyse, aile hayatına girdiyse, bu senin zafiyetinden dolayıdır. Demek ki sen yanlışla
yanlış olanla, hak batıl olanla, hak olanın arasını ayıracak bir eğitimden geçmedin, tutturdun gidiyorsun ben Müslümanım diye. Bakın çok öyle hayatımızda biz Müslümanız dediğimiz halde günlük hayatımızda İslamiyetle taban tabana zıt açıkça değil. Yani kimse domuz eti yemez. İçki de içmez. Böyle ben Müslümanım diyen birisi. Mümkün olduğu kadar genelde namazını kılar. Ama hayat tarzı tamamen dünyevidir. Neden? Eğitimimiz cahil ve perişan bir toplum. Böyle bir toplumda eğer hürriyet ilan edilirse insanların gerçek yüzleri ortaya çıkacak. İşte o zaman hastalığımız ne oldu? Demek ki biz gençlere ya da eğitim sisteminde her ne kadar Müslümanlar eğitimde iktidarda desek de eğitim sisteminde dinsizliğin yanlışlığını, itikadın doğruluğunu anlatacak, ikna edecek bir ünitemiz yok. Maalesef. Bu ortaya çıktı işte. Ne kadar güzel. Hastalık belirlendi. Şimdi hastalık belirlenince tedavisinin yollarında aramamız mümkündür. İşte insanlar böyle ya bir zaman öyleydi. Ben bilmiyorum şimdi yenilerde ne olup bitiyor da. Mardin'de bir yer varmış. Ester diye bir yer var. Burada Hristiyanlar varmış, kiliseler varmış. Bu kiliselerde çocukların beyni yıkanıyormuş. Ne yapıyorlar? Hristiyanlık öğretiyorlar. Yani Süryaniler. Peki. Adam Hristiyan. Çocuğuna Hristiyanlık öğretmesi haklı. Çünkü ne çocuğuna Hristiyanlık öğretmesi onun hakkı. Sen buna İslami anlamda çocuğuna Hristiyanlığı öğretmeyeceksin denmez. Ne yapıyor? İşte böyle bak gidip bu kiliselere basalım. Hristiyanlık eğitim kurumları olan bu kiliselere kilit basalım. Niye? İktidar bizde değil mi canım? Bakın peki insanları Hristiyanlık inancından vazgeçtirecek bir delil ile, bir açıklama ile, bir bürhan ile geldin mi? Yoksa o kişinin kilisesine kilit astığın zaman o kişi Hristiyanlıktan vazgeçer mi? Yoksa Müslümanların söyleyecekleri bir şey yok, saldırıya başladılar mı der. Demek ki ben haklıyım der. Değil mi? Nasıl ki Resulullah döneminde Resulullah'ın mesajına karşı müşriklerin söyleyecekleri hiçbir şey yoktu, cevabı yoktu. Onun için saldırıya geçtiler. Ve bu neyin delilidir? Resulullah'ın mesajının hakkaniyetinin delilidir. Şimdi aynı olay tersine uygulanıyor. Müslümanların zafiyeti, yani delilsizliği, inançlarının tabansızlığı, gayrimüslimlere karşı fiziki saldırıya geçmek ya da iktidarı kullanmak suretiyle onlara istibdat uygulamak bizim Müslümanların zafiyetinin delilidir. Ve o kişilerin kendi inançlarında daha sadık olmalarına, daha kendilerine güvenmelerine vesile olur. Çok yanlış bir davranıştır. Velhasıl cerbeze yapmayacağız. Öyle çocukların beyni yıkanıyor diye resimler gösterip de Hristiyanlık propagandası yapılıyor burada. Ne demek bu kardeşim falan diyerek çözüm olmaz. Ya İslamiyet'in hakkaniyetini anlatacaksın. İnsanlara İslamiyet'in hak olduğunu anlatmayıp ne yapıyorsun? Hristiyan misyonerleri yasaklıyorsun. Neye? Çünkü insanların Hristiyan misyonerlerine karşı dayanacakları bir delil yok önünde. Bu mu çözüm? Çözüm bu mu? Ondan sonra bu insanlar, gerçi Hristiyan olmak çok önemli bir problem değil de, dinsiz oluyorlar. Bu çok önemli bir problem.
ateist grupları var. Yalnız bu Türkiye'de değil. Hiç aklınıza bile gelmez ama ben size söyleyivereyim. Saudi Arabistan'da ateist gruplar var. Bunlar kendileri ateist grup olarak kendi aralarında sosyal medyayı kullanarak haberleşiyorlar. Bırakın Mısır, Mısır zaten dolu. Türkiye gibi dolu. Bunlar açıkça konuşanlar. Bir de açıkça konuşmayanlar var. Ya inanmıyorum ben deyip geçip gidenler var. Değil mi? Bunlar hepsi gayet güzel işaretlerdir. Bizim uyanmamız için kaderi ilahinin bize gönderdiği bir merhamet alametidir. Hey, kendisini Müslüman olduğunu söyleyenler uyanın demektir. Peki, burada kalalım. Paralar başı olduğu için kalmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. Bi hurmeti sırrı suretil Fatiha.